İki, para basma hakkını darphanenin yönetimini bunlar ele geçiriyor. Hangi Bu tarih hocam? 1579, 1580 o dönemler. Darphanenin para basma yetkisini ele geçiriyorlar. Ey sevgili tarihçi, tarihte bunu herkes bilir. Tarihçilerin önemli Şimdi bir kısmı şunu bilir. Osmanlı'da darphanede para basma etkisi Yahudi işte tüccarların mı diyeyim, Evet. bezirganların elinde mi bu Eline yani? geçiyor ama şey üzerinden. Safiye Sultan, Nurbanu Sultan üzerinden. O alıyor, onlara veriyor. Ester Kira, Esperanzo Kira. Esperanzo Kira'nın diğer soyadı Malki. Esperanzo Malki. Şimdi bu bunların eline geçince, şimdi tarihçiler şunu çok iyi bilir. Ne oluyor eline git? Ne yapıyorlar Söyleyeceğim para şimdi. basınca? Ha, para tavşişi denilen bir şey var. Paranın değerinin düşürülmesi. Tahşiş bugünkü anlamda devalüasyon yani. Devalüasyon. Ha, paranın kenarını kırpılarak değerinin düşürülmesi. Kırpık akçe. Tarihçiler önemli bir kısmı bunu bilir. Sevgili kardeşim, bir adım öteye atla ya. Kim yapıyor bunu? Mesela Bunu kim yapıyor? Yahudiler. kırpık akçe yaptılar. Ne oluyor yani? Kırpık akçeyi Yeniçerilere, sipahilere maaşlarını bunların üzerinden veriyorlar. Bunlar hiçbir şey satın alamayacak hale geliyor. Ve Yeniçeri isyanları, sipahi isyanları başlıyor. Karıştırıyorlar. Yani Yeniçeriyi bozuyorlar. orduyu bozuyorlar ekonomi üzerinden. Önce paranın değerinin düşürülmesiyle. Ya darphane Yahudi'nin eline nasıl geçer ya? İstanbul'da banka kuruyorlar. Kanun döneminde kuruyorlar. Para alışverişine başlıyorlar buradan. Şimdi Yasef Nasi ve Dona Gracia Nasi. Bu komplo teorisi uzmanlarına söylüyorum. Biz bilmiyoruz. Biz Cineli kitaplarından okuduk bunları. Siz çok iyi biliyorsunuz ya. Şimdi şu bilgileri nereye koyacaksınız? Roma Germen İmparatoru, Fransa İmparatoru, İngiltere Kralı, Avusturya Kralı hepsi Yasef Nasi ve Dona Gracia Nasi ile sıkı fıkı ilişkileri var. Para